Arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese hayırlı akşamlar. Yayınımıza başka arkadaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Yaklaşık bir iki 3 dakika bekleyeceğiz ve sonra canlı yayınımızı başlatacağız Allah'ın izniyle. Ve bugün biz canlı yayınımızda Kırım-Tatar sürgünü ve soykırımını konuşacağız. Çünkü bu Kırım Tatar Türkleri için ve özellikle bütün Türk dünyası için çok acılı bir e, gündür. Ve değil 79 sene, 799 sene geçse bile 1944 18 Mayıs günü Stalin'in emriyle Kırım Tatar Türklerine yapılan zulüm, yapılan aşağılamalar, vatanından koparmalar ve ilkel koşullarda Orta Asya ve Sibirya'ya sürgün ettikleri asla hiçbir şekilde unutulmayacaktır. Biz bu yapılan zulmü unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bizlere yapılan bu cinayet asla hiçbir şekilde unutulmamalı. Bizi bugün biz yapan tarihimizi bilmemizdir. O yüzden bugün bizim için söylediğim gibi çok zor bir gün. Aslında her 18 Mayıs günü benim için böyle yayınları yapmak her zaman çok zor oluyor. Ben kendimi bildim bileli ki ben Kırım'da doğdum arkadaşlar 95 senesi. Kendimi bildim bilili her zaman 18 Mayıs çocukluğumdan bugüne kadar Başta Kırım'da, şimdi ise Ukrayna ana kıtasında her zaman 18 Mayıs'ta mitingler yapmışızdır. Ben 6 yaşımdan beri çeşitli mitinglerde her zaman bulunup başta okuldayken sonra lisedeyken işte üniversitedeyken her zaman bu mitinglerde sabah şiirler okumuşumdur. İşte çocukken küçük şiirler, sonra büyüdükçe daha büyük şiirler okumuştur, okumuşumdur. Babam beni her zaman böyle mitinglere yanında götürüp bize yapılan zulmü her zaman anlatmıştır. Çünkü bizim neslimizin anne babaları Orta Asya ve Ural'da, Sibirde doğdular çünkü onların anne babalarını yani benim anneannelerim, benim baba babaannelerim, dedelerim vesaire onlar Kırım'da doğmuştu ve onları benim dedelerimi, anaannelerimi, babaannelerimi Kırım'dan sürgün etmişlerdi. Dolayısıyla onların çocukları yani artık benim annem, babam ve benim yaşımda olan bütün Kırım Tatarlarının anne, babaları Orta Asya veya Ural'da dünyaya geldiler o bölgelerde doğdular ve orada doğduklarına rağmen yine de Kırım'a geri dönebildiler ve biliyorsunuz Kırım'a geri dönme hareketinin milli hareketi Kırım Tatar lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu başlatmıştı ve onun peşinden artık halk 90. senelerde kendi vatanına böyle büyük bir rakamla geri dönme imkanı bulmuştu ve buna rağmen biz yine de Kırım Tatar Türkleri olarak değil dilimizi, dinimizi, örf adetlerimizi, kimliğimizi kaybetmedik. Bunları bizden almak istediler, bizi tamamen yok etmek istediler, bizi vatanımızdan, toprağımızdan, yurdumuzdan, evimizden kopardılar. Ama biz ölmedik. Bizi yok etmek isteyenler, bizi öldürmek isteyenler çoktan yok oldu gitti. Ama biz varız ve var olacağız. Yayınımıza katılacak barışçı arkadaşlarımı da bekliyorum. Şu an yaklaşık 30 kişi 32 kişi beni seyrediyor. Yayınımıza katıldığınız için arkadaşlar herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kanalıma verdiğiniz destek için, beni izlediğiniz için, sorular sorduğunuz için ve burada yazılan mesajları görüyorum. Artık onları da seslendirmek isterim. Fatih Türkay çok genç bir arkadaşım. Merhaba Fatih Bey. Merhaba. iyi yayınlar. iyi akşamlar Gülsüm abla. Teşekkür ederim. Alisker Aligberov, selam. Akşamın hayır Gülsüm hanım. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Bir gün özgürlük gününde olsun. Azerbaycan Türk bayrağını görüyor görüyorum. Merhabalar, iyi yayınlar Gülsün Balkan göçmeni bir Türk olarak acını paylaşıyorum. Tüm Kırım halkına selam olsun, yaşasın özgür Kırım. Teşekkür ederim. keşke elden bir şey gelse de güller açtırsak Kırım'da. Amin inşallah. O günler de gelecek. Yunus Yılmaz, Kırım bir gün özgür olabilecek mi? Tabii ki hiçbir şey sonsuz ve ebedi değildir arkadaşlar ve bir gün bu zulümler muhakkak bitecektir ve bunların bitmesi için çabuk bitmesi için biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. İyi yayınlar Gülsum Hanım, başarılar dilerim Yakup Bahçeci yazıyor. Teşekkürler. Karapa Karakalpak Türkü olarak derin üzüntü duyuyorum. Çok acı bir şey. Özgür günleri inşallah. Amin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok haklısınız. Çok uh, gök tanrıya inanıyor musunuz? Ben Allah'a inanıyorum. Türk çocuğu Gülsey uh, Gül sevin yaşa yurdunda emin çok sağ olun inşallah o günleri de görürüz. Sevgili Gülsüm Hanım Türk dünyanın neresinde olsun Türktür ve bütün Türkler aynı ağacın meyvesi gibi kardeştir. Dualarımız ve desteğimiz sizinle. Zaten bizim liderimiz dönemin lideri Noman Çilebicihan da kendi bugün bizim milli marşımız olan şiirde yazıyor ki nasıl olsun eki kardeş birbirini kormayasın. bularını görüb muğayimasam yanmasam gözlərimdən axan yaşlar derya dəniz xan olsun deyə yazıyon Nomançlı Biçihan və bizim dönəmin lideri, yəni 1917-ci il Kırım Hal Cümhuriyyətini qurmuş olan Nomançlı Biçihan bütün türk millətlərinin birləşməsini və Kırımın özgür olmasını diliyordu və bunun üçün bu yolda çok büyük işler yapmıştı. Sonunda ise bolşevikler Kırım'ı işgal ederek Noman Çelebicihanı yani e, liderimizi Kırım Halk Cumhuriyeti'ni kuran liderimizi katletmişlerdir ve Karadeniz'e e, cansız bedenini attılar. Yani bize bize yapılan zulmün arkadaşlar hattı hesabı e, yoktur. Kırım Hanlığı daldığından beri 1783 senesinden beri Kırım Tatar Türklersiz siz Kırım politikası 2. Yekaterina döneminden bugüne kadar ne yazık ki devam ediyor. Ama bugün bizim asıl konumuz bu Kırım Tatar sürgünü ve Kırım Tatar Türklerine yapılan soykırım. Şimdi soruyorum. Bu soykırım hakkında ne biliyor ne biliyorsunuz? Ne biliyoruz? Ne kadar biliyoruz? Ne kadar hakimiz bu konuya? Ne kadar o acıyı paylaşıyoruz? Ne kadar empati kuruyor, kuruyoruz. Çünkü bazen ben bile bir Kırım Türk'ü olarak bu faciayı sadece 18 Mayıs'ta hatırlama, hatırlamamız doğru değil. Biz bunu her zaman her hayatımızın her gününde, her hareketinde, milletimiz için yapan her hareketimizde, her eylemimizde bize yapılan zulmü, hakaretleri, aşağılamaları hatırlamamız lazım ki bunların tekrarlanmaması için, bu cinayetlerin, bu suçların tekrarlanmaması için elimizden yapma, geleni yapmamız lazımdır. Niye? Çünkü 1944 senesi Kırım Tatar Türklerine yapılan sürgünlük, yapılan soykırım o dönemde cezasız kalmıştır. Cezasız kaldığı yüzünden 2014 yılında Moskova yine başını kaldırdı. Ve 2014 yılında cezasız kalan zulüm yine tekrarlandı ve Kırım Rusya tarafından e, işgal edildi. Ne yazık ki... Arkadaşlar bugün ve bu son 100 yıldır Kırım Tatar halkının, milletinin tarihinde çok kara günler yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Ümit ediyorum ki bugün bu kara günler bitecektir ve özellikle bizim neslimiz yani bizler, gençler bu kara günlerin tekrarlanmaması için bugün artık elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. İsmail Gasprinski, Noman Çilebi Bekir Çobanzade, Asan Sabri Ayvazov, Şamil Aledin ve birçok Kırım Tatar cicitçileri, münevverlerin bize bıraktığı cennet miras Kırım'ı korumak, bizim asıl amacımızdır. Ben her zaman diyorum benim davam Kırım. Benim davam vatanım, benim davam milletimdir. Ve ben bu yolda elimden geldiğince işler yapmaya çalışıyorum ve özellikle gazetecilik alanında da sizlere hem Kırım'da olan bitenleri hem de böyle önemli günlerde Kırım Tatar Türklerine yapılan zulümleri anlatmaya borç saydım. Ve o yüzden bugün böyle yayını yapıyoruz ve sizlerle bu konuyu konuşmak istedim. Sizlere bilmediğiniz belki de şeyler anlatmayı planladım. Ve belki de sizin de sorularınız olur. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bugün biz sadece bu soykırımı 79 yıl önce Kırım Tatar Türklerine yapılan soykırımı konuşuyoruz. Yarın inşallah Cuma günü ve yarın tabii ki de Ukrayna ıı, genelinde olan son ıı, haberleri özellikle Ukrayna doğusunda ve işgal edilmiş Kırım'da olan son haberleri Ukrayna taarruzunun nasıl ilerlediğini başladığını vesaire yani Ukrayna ıı, meselesini jeopolitiği konjektürü her şeyi yarın konuşacağız. Biliyorsunuz ki biz ıı, mümkün mertebede her cuma günü böyle canlı yayınlara yapıyoruz ama bugün 18 Mayıs olduğu için bugün sadece 18 Mayıs ve Kırım Tatar sürgünü ve bugün Kırım Tatar Türklerinin vaziyeti hakkında konuşmaya planladık o yüzden sizden ricamdır sorulara yazdığınız zaman işte yayına dahil olduğunuz zaman bir şeyler yazdığımız zaman lütfen bu konu sınırlarında kalalım. Başka sınırlara çıkmayalım. Çünkü ben sizin sorularınızı cevaplamaya çok istiyorum. Mesela Ukrayna ile ilgili bir şey sorarsınız. Onu cevapsız bırakmak da istemem. O yüzden rica ediyorum Ukrayna veya genel durumla ilgili yarına bırakalım bu konulara. Bugün ise Kırım Tatar soykırımı ve Kırım Tatarlarına yapılan zulüm ve Kırım Tatarlarının bugünkü vaziyeti ve geleceği hakkında konuşmayı planlıyorum arkadaşlar sizden de bunu rica ediyorum Gülsüm Hanım şerefine para için satmış Nazgül'e söyle ona Türkiye'de rahat yok artık Estağfurullah ben size katılmıyorum. Çünkü Nazgül benim çok yakın arkadaşımdır ve şerefini satmak mı şeymiş lütfen böyle şeyler yazmayın. Yazacaksanız da takipten çıkın. Çünkü ben hiçbir arkadaşıma özellikle Türk dünyası için büyük işler yapan arkadaşlarıma bu gibi hakaretlerin söylenmesine izin vermem ve böyle şeyleri tasvip etmiyorum. Ahmet Duran iyi günler ve iyi yayınlar teşekkür ederim. Kırım Hanlığı Osmanlı tahtının varisiydi. Kendiler çok kudretli savaşçılardı. O insanların torunları asimle edilemez. Bu mümkün değildir. Çok haklısın Sömer Bey. Teşekkür ederim. Aa, geçmişte şiir diye yazdıklarımız şimdi bir bir gerçeklere dönüşüyor. İnşallah Türkiye yüzlü yıl ardından Turan yüzyılı yılında getirecektir. Turan'ı mutlaka kuracağız. Ne mutlu Türk'üm diyene Biz Anadolu Türkleri Ruslara tam 14 defa savaştık tarihte. Rusya batı, batıyı yanına alarak defalarca Balkanlarda Osmanlı Türklerine soykırım yaptı. Halen aramızda Rusçular var. Ee, ne acı. Gerçekten de çok acı. Arkadaşlar şimdi esas konuya gelecek olursak ben böyle bir özet geçmek istiyorum. 19 18 Mayıs 1944 senesi hakkında ve bununla ilgili böyle küçük bir metin yazdım. Onu sizlere okuyarak o metin üzerinden artık ilerlemeyi istiyorum. Malum olduğu üzere 18 Mayıs 1944 senesi Stalin'in emriyle Kırım Tatar halkının soykırımı ve sürgünü başlatıldı. O zaman NKVD'ye Kilise ve daire başkanı Lavrenti Beria kendi topraklarından sürgün edilen 191.044 kişi hakkında gururla rapor ederek görevin tamamlandığını bildirdi. Neredeyse tüm kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Orta Asya, Ural ve Sibir'e sürgün edilmişti. 18 Mayıs 1944 senesi. Sonra 20 yıl boyunca süren zulüm, aşağılamalar ve ilkel koşullar nedeniyle nüfusun neredeyse yarısı öldü. %46 sürgün edilen Kırım Tatar Türklerinin nüfusu ilkel koşullarda öldü. Bunların yarısı vagonlarda Kırım'dan Orta Asya'ya giderek açlığa dayanamadı. O koşullara dayanamadı. Ondan sonra Özbekistan'a ve Orta Asya başka ülkelere geldikten sonra yaşayacakları yer yoktu. Açlıktan, çeşit türlü hastalıklardan nüfusun, sürgün edilen nüfusun yüzde 46'sı hayatını kaybetti. Yani neredeyse halkımızın yarısını öldürdüler tam 79 yıl sene önce. Özel yerleşimler politikası 1956 seneye kadar devam etti. Yani Kırım Tatar Türklerini Sovyet rejimi çeşitli bölgelerde yerleştirdikten sonra 1956 senesine kadar o bölgeleri terk etmeyi hatta birbirine başka bölgeden başka bölgeye misafirliğe gitmeyi bile izin vermiyorlardı. Ve Kırım Tatar Türkleri başka ülkelerde yurt dışında kendi vatanından Irak, evinden Irak, kendi toprağından uzak bölgelerde yaşamak zorunda kalmışlardı. Tabii ki de Kırım Tatar Türkleri her zaman Orta Asya'da doğan ve oraya sürgün edilen hayatta kalan Kırım Tatar Türkleri her zaman ana vatanına Kırım'a geri dönme hayaliyle yaşadılar. Ya düşünün bir sabah Uyuyorsun, ailenle uyuyorsun. Çocukların var, annem ba var, baban var, her şey var. Eşler, özellikle erkekler savaşta Kızıl Ordu saflarında savaşıyor ve 18 Mayıs bir sabahı saat 5'te Enkava'da yani Sovyetlerin askerleri kapına vurarak seni alıp götürüyor. Bilmiyorsun nereye gidiyorsun, niye götürüyorlar seni? Vagonlara yükleyerek sizleri ilkel koşullarda hayvan taşıyan vagonlarda başka ülkeye götürüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Son 80 yılda bütün Türk dünyasında en büyük cinayetlerden biri Kırım Tatar Türklerine yapılan bu sürgünlük ve soykırımdı. Ben size kendi ailemin hikayesini anlatayım. Çünkü benim neslimde bulunan ve olan bütün Kırım Tatar, yani herhangi bir Kırım Tatar, Kırım'dan gelen bir Kırım Tatarı alıp da onun ailesinin sürgünlük hikayesini anlatır mısınız diye sorarsınız her. Ama her bir Kırım Tatar Türkünün kendi faciası, kendi felaketli tarihi ve hikayesi vardır. Ben size kendi hikayemi anlatayım. Baba tarafından benim dedem 1944 senesi Kızıl Ordu saflarında savaşıyordu. Kızıl Ordu saflarında savaşırken iki defa Almanlara esir düşmüş ve sonuna kadar Kızıl Ordu yani Sovyetler tarafında savaşmıştı. 1944 senesi 45 senesi savaş bittikten sonra evine döndüğünde ne annesini ne eşini ne yaşlı babasını ne kardeşlerini hiç kimsesini bulamadı. Neden? Çünkü onları Sovyetlere ihanetle suçlayarak vatanlarından sürgün etmişlerdi. Yani benim dedemin yaşadığı hayal kırıklığını ve sadece benim dedemin değil on binlerce Kırım'da, yüz binlerce, on binlerce Kırım Tatar erkeklerin yaşadığı hayal kırıklığını bir düşünün. Kırım Tatar Türklerinin erkeklerinin çoğu Kızıl Ordu saflarında savaşıyordu Sovyetlerin tarafında. Ama Stalin Kırım Tatar Türklerini vatanından sürgün etmek için bir kılıfa ihtiyacı vardı. Bu kılıf da Bilin bakalım neydi? İhanetti. Kırım Tatar Türklerinin Sovyetlere, Kızıl Ordu'ya ihanet ettikleri yüzünden vatanlarından sürgün ettiler ki Kırım Tatarları sırasında Sovyetlere ihanet edenlerin sayısı Rusya'da bulunan Rus askerlerin, Sovyet askerlerinin sayısından bin ve bin kat daha Azdı. Yani böyle parmaklarda sayabilirdiniz. Kırım Tatar Türkleri erkeklerinin %99'u zaten Kızıl Ordu saflarında savaşıyordu. Benim dedem bunun bir örneğidir ve benim gibi birçok gençlerin dedeleri bunun örneğidir. Yani Rus ve Sovyet askerlerinin Almanların tarafından nasıl bir şekilde bir milyonlarca şekilde Almanların tarafına geçtiğini düşünürsek yani Kırım Tatar Türklerine yapılan bu sürgünün ne kadar haksızca ne kadar zulümce ve aslında başka politikayı izleyeceğini daha da iyi anlamak ıı, mümkündür. Yani benim baba tarafımdan, ıı, an, babaannem ıı, Kırım'dan sürgün edilmişti. Bu Hutlah köyünden, ıı, Sudak bölgesi, tam ıı, Trabzon, tam Karadeniz'in kıyısında bulunan bir ıı, köydü benim as, asıl baba ve babaannelerimin köyü. Iı, sürgün edildiği köy babaannem e, yolda yani vagonlarda neredeyse bütün ailesini açlıktan kaybetti Özbekistan'a geldiğinde annesini babasını yolda e, çok zor bir koşullarda gömmek yani e, zorunda kalmıştı ve Orta Asya'ya geldiğinde yolda artık kardeşlerini annesini babasını yaşlılardı çünkü e, kaybetti ve onlar açlıktan hayatını kaybetmişlerdi anne tarafından benim anaannemin altı kardeşi vardı onlar altı kardeşti ailede babası Kızıl Ordu saflarında Ümer dedem Kızıl Ordu saflarında savaşıyordu. 18 Mayıs benim anneannemi yaşlı annesiyle ve 5 kardeşiyle beraber Sudak bölgesinden sürgün etmişlerdi ve benim anaannem Özbekistan'a ulaşana kadar 5 kardeşi beş kardeşi. Bunlardan biri iki yaşındaydı, biri beş yaşındaydı, diğeri on yaşındaydı ve başka kardeşleri daha iki kardeşi hayatını kaybetti. Açlıktan. Annesi hayatını kaybetti açlıktan. Benim Haşime anneannem Özbekistan'a ulaştığında yalnız kalmıştı. 16 yaşındaydı. Bunlar çocuk ve kadınlar ve yaşlılar. Özellikle Kırım'dan Stalin'in emriyle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar sürgün edilmişti çünkü erkekler Kızıl Ordu saflarında savaşıyordu. Yani ben neye pişmanım biliyor musunuz? Benim ben baba tarafından babaannemi ne yazık ki görmedim. Ben doğduğumda o artık hayatını kaybetmişti. Zaten benim adım Gülsum, benim babaannemin adı babaannem vefat etti ve bir yıl sonra ben doğdum ve bana onun adını verdiler. Ama baba tarafından dedemi hatırlıyorum. O hayatını kaybettiğinde öldüğünde çünkü Kırım'a dönmüştü. Ben 6 yaşındaydım. Anne tarafımdan dedemi görmedim ne yazık ki. Çünkü o erken vefat etti. Ama anaannemi çok iyi hatırlıyorum. Anneannem bana bu sürgünlük hatıralarını anlatıyordu ve anneannem, anneannem hakkın rahmetine kavuştuğu zaman ben 18 yaşındaydım ama niye pişmanlık duyuyorum 18 yaşıma kadar babaannemle konuşma imkanım fırsatım vardı ama o zaman şimdiki aklım yoktu o zaman şimdiki aklım olsaydı ona daha çok soru sorardım. Daha çok anlat derdim. Neyi gördün, nasıl yaşadın diye her zaman sorular sorardım. Ama ben daha böyle genç yaşlarımda onunla konuştuğum için daha o zamanlar aklıma ermiyordu birçok şeye ne yazık ki. Ve tabi sürgünlükle ilgili hatıralarını o bana anlatırdı ama onun için anlatmak o çok zordu. O günleri hatırlamak onun için çok zordu ve böyle ağlayarak her zaman hatırlardı. Çünkü biz de annem de her zaman diyordu kızım şey konuşma yapma zaten yaşlı zaten anlatması zor zorlama diyordu. Ve ben o zaman zorlamıyordum onu anlatma ama zaten de çok sorular sormuyordum. Ama şimdiki aklım olsaydı Daha çok soru sorardım Daha çok anlat derdim Videolara çekerdim Belgeseller yapardım Ama ne yazık ki o dönem daha genç olduğum için 17-18 yaşımda olduğum için Çok sayıda soru sorma imkanım olmadı Ve bu benim hayatım en büyük pişmanlıklarından biridir Bugün Kırım'da o günleri gören daha birçok yaşlılarımız var. Onlar yaklaşık şimdi 90-90, 85-90 yaşlarında ve bugün işgal olduğu yüzünden yine de onlarla konuşma imkanımız yok. Ümit ediyorum ki Kırım işgalden çok yakın zamanda kurtarıldıktan sonra biz yine onların yanına girip onların ellerini öpeceğiz. Çünkü onlar Kırım'a döndüler. Eğer ki bugün ben Kırım'da doğduysam, 95 senesi Kırım'da doğduysam bu bizim anaannelerimizin, baba dedelerimizin, babalarımızın, annelerimizin Kırım'a dönmesi yüzündendir. Dön, Dönebilme dön, dönebildikleri içindir ve onlara bunun için biz ömrümüzün sonuna kadar müteşekkir olmamız lazım. Teşekkür her zaman bildirmemiz lazım ki onlar bütün zorluklara rağmen Orta Asya'da ve başka birçok bölgelerde doğduklarına rağmen yine de vatanlarına geri dönebildiler vatanlarına geri dönmeleri yasak olur olduk olduğunda bile evlerine geri dönebildiler ve ben Kırım'da doğduysam bunun için annemle babama benim baba dedeme ve anne tarafından anneanneme çünkü onları sadece gördüm müteşekkirim ve başkalarına da tabii ki bugün Kırım'da bulunan her bir Kırım tatarı ve her bir ailesine bugün biz teşekkür bildirmemiz lazım çünkü onlar gerçekten de büyük iş başardılar gerçekten de büyük iş yaptılar asimile olmadılar. Özbekistan'da, Sibirya'da, Tacikistan'da, Ural'da vesaire asimile olmadılar. Dilimizi, dinimizi, örf adetlerimizi, medeniyetimizi, şarkılarımızı, şiirlerimizi, edebiyatımızı her şey, hiçbir şey kaybetmediler ve kırma geri getirdiler ve bu gerçekten de çok önemlidir. Arkadaşlar 1944 18 Mayıs'ı çok büyük facialar yaşadı halkımız. Bunların hepsini anlatmaya kelimeler yetmez. Bunların hepsini anlatmaya yayınlar yetmez. Çünkü öyle acılar yaşadı ki halkımız. Her ailede öyle bir acılar var ki vatan bizim için ne olduğunu biz çok iyi biliriz. Vatanı kaybetmek ne olduğunu fiziksel anlamda biz çok iyi biliriz. Ve ben hatta sürgünlük yaşama, yaşam, yaşamamama rağmen yine de vatanı kaybetmek ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, anneannelerimiz bizlere bunları anlatmıştı. Bizlere bunları aşlamıştı ve biz, biz bunları çok iyi bir şekilde biliyoruz, anlıyoruz. Ve 2014 senesi Kırım'a yine tekrar eden işgal bizlere vatandan mahrum kalmak ne demek olduğunu yine bir defa göstermişti. 2014 senesi benim anneannem daha hayattaydı. Hatırlıyorum. Ben 18 17 yaşındaydım. O çok hastaydı artık. Hayatını 88 yaşında kaybetti benim anneannem 88 yanılmıyorsam. 1926 senesi dünyaya geldi kendisi 24 senesi dünyaya geldi kendisi ve 2015 o 14 15 senesi hayatını kaybetmişti vefat etti hakkın rahmetine kavuştu Allah rahmet eylesin ve 2014 senesi Ruslar geldiğinde Kırım'a işte anneannemi anlatıyoruz haberleri bizle beraber bakıyor vesaire demiştik ki bana o zaman biliyordu benim işte milletim için işte gazetecilik yapmak istediğimi, şiirler yazdığımı, okuduğumu, makaleler falan. Demişti ki bana kızım dedi. Bu Ruslar yine geldi. Bunlardan iyi bir şey bekleme dedi. Böyle bir aile toplantısındaydık, böyle sofradaydık. İyi bir şey beklemeyin çocuklarım dedi ve o sözünü ben çok iyi hatırlıyorum benim anneannemin. Bu şekilde arkadaşlar sizden gelen soruları da okumaya çalışacağım. Kırım tarihi ile ilgili en mütebar güvenilir bir kitap hangisidir? Yani hangi bölgeyi yani hangi tarihi dönemi merak ediyorsunuz ona bağlı. Mesela eğer hanlık dönemini merak ediyorsunuz, bu çok bizim meşhur tarihçimiz Gülnara Hanım Abdullah var, o yazıyor. Mesela Kırım 1917 dönemini merak ediyorsunuz, Cafer Seydemet'in bazı hatıralar diye kendi böyle kitabı var, onu okuyabilirsiniz. Bizim Türklerden Rusya'yı destekleyenler var, Tek Yol Atatürk, öyle güzel yerde ki Kırım hep göz yaşı payına düşen, evet ne yazık ki arkadaşlar, kardeşim helal anonim hesaptan tehdit yağdırıyor büyük adamsın diye yazıyor Evet görüyorum arkadaşlar ne yazık ki ay gidin kendinize bir profil açın oradan yazın niye milletin yayınını kirletiyorsunuz ne yazık ki arkadaşlar yani dikkat etmeyin Kale almıyorum ben aslında Türk'ün güzel gelini çok zaman senden ayrı yaş döktük. Kalma artık sen öyle boynu bükük. Ey güzel yurt uzat uzat elini. Dostum değilmiş bu anda hı hı. Merhaba Kırım'dan ne Tatar Türk nüfusu ne kadar? Şu an Kırım'da yaklaşık 350 bin Kırım Tatar nüfusu var arkadaşlar. Ee, ve Bu şekilde Kırım Tatar Türkleri işgal şartlarında e, hayatını zor bir şekilde e, sürdürüyorlar. Şimdi Kırım Tatar larsız Kırım'da Tatar, Türkler siz Kırım. Stalin'in politikasına gelecek olursak şunu söyleyebilirim ki bu politika 1737 senesinden beri söylediğim üzere devam ediyor sevgili dostlar ve neden? Çünkü daha Rus çarlığı, Rus İmparatorluğu döneminden bu politika şöyleydi. Sıcak denizlere çıkmak ve Kırım'ı sadece böyle bir militarize ve böyle askeri bir üs olarak kullanmak. Çünkü Kırım gerçekten de coğrafya bakarsak, haritaya bakarsak çok stratejik bir bölgede bulunuyor. Ve stratejik bir bölgede olduğu için Karadeniz'in tam ortasında, Avrupa'nın tam ortasında bulunan bir yarımada ve stratejik anlamda Rusya için bu yarımada her zaman çok önemliydi. Zaten Rus, Rus çarlığının bütün Çarlarının hayali ve bıraktığı vasiyeti bu sıcak denizlere çıkmaktı. Sıcak denizlere çıkmak için onların işte limanlara her zaman ihtiyaçları vardır. Böyle limanları sağlayabilecek coğrafyadan ve haritada böyle bir yaramada bu onlar için Kırım'dır. Ama orada Kırım Tatar Türkleri yaşadığı için, orada kendi haklarını talep ettiği için, orada Kırım Halk Cumhuriyeti'ni kurmak istedikleri için biz her zaman onlara bu hayallerini, bu isteklerini yerine getirmek için keder eden, onlara rahatsızlık sağlayan bir güç olmuşuzdur. Ve o o yüzden onlar her zaman bizleri Kırım'dan a, yok etme, Kırım'dan çıkarma politikasını izlemiştir. Ve nitekim 1944 senesi tamamen büyük cinayet işleyerek Kırım Tatar Türklerini ilkel koşullarda vagonlara yükleyerek orada Asya'ya sürgün etme kararı almışlardır. Aslında daha önceki tarihten başlayayım sizlere anlatmaya Kırım tarihini. Belki de bazılarınız bilmiyordur ama şöyle Kırım Tatarları Kırım Halk Cumhuriyeti'ni yani bağımsız bir cumhuriyeti 1917 senesi Norman Çelebi liderliğinde ve onun yakın arkadaşları Cefer Seydemet, Asan Sabriyevazov, Bekir Çobanzade ve birçok Kırım Tatar liderleriyle beraber bağımsız Kırım Halk Cumhuriyeti'ni Kurmuşlardır. O dönem 1917 senesi Rus İmparatorluğu a, dağılıyordu ve bizim liderlerimiz emperyalizmden kurtarmak için yarım adayı işte a, Rus emperyalizmin zulmünden kurtarmak için yarım adayı orada bir Kırım Tatar Halk Cumhuriyeti'ni teşkil etmişlerdir. Ve 1917 a, senesi Noman Çilebicihan'ın liderliğinde Kırım Tatar Türklerinin birinci kurultayı yani Milli Meclisi toplanmıştır ve Kırım'ın özel bağımsız bir cumhuriyet olduğunu ilan etmişlerdir. Bütün Avrupa'da ilk kadınlara oy hakkı veren ve bütün Türk dünyasına ilk dünyasında ilk cumhuriyeti a, kuran a, Kırım Tatarlarıdır ve Kırım'da Noman Çelebi ve Cafer Seydamet ve onun yanında bulunanlardır. Ama ne yazık ki bu halk cumhuriyeti sadece 3 ay ayakta durabildi. Çünkü 1917 senesi Rusya'da devrim olduktan sonra, Rus çarlığı dağıldıktan sonra ve Bolşevikler iktidarı ele geçirdikten sonra onlar Kırım'ı işgal etmeye başladılar. Ve 1917 senesi Kırım limanlarına büyük güçle girerek Kırım'ı işgal etmeye başladılar. O dönemde Noman Çelebici ve onun yakınları Kırım Tatarlardan oluşan bir ordu Kırım'da kurmuşlardı. Ama tabii ki Kırım Tatar ordusunun sayısı Bolşeviklerin sayısından çok daha az olduğu için kanlı çatışmalar gerçekten de çok büyük kanlı çatışmalar sonucu Bolşevikler 1917 senesi Kırım'ı 18 senesi özür dilerim Kırım'ı işgal ettiler ve Noman Çelebici Bicihan'ı katlettiler. Ahyar hapishanesinde Nomançili Bicihan'ı kurşuna dizerek Karadeniz'e cansız bedenini atmışlardı. 1917 senesi. Ve bugün bir, bir Kırım Tatar Türklerinin Milli Marşı olan Antetkenmen şiirini döneminde Nomançili Bicihan yazmıştı. Ve o bizim liderimiz olarak aa, sayılmakta. İşte on, 1917 senesi bu şekilde Kırım Tatar Türklerine büyük zulümler Sovyet rejimleri tarafından a, başladı. Sonra 1937 senesi çeşitli bölgelerde ve özellikle Kırım'da bulunan Kırım Tatar en parlak insanları zaten bütün Türk dünyasında post Sovyet Türk e, ülkelerinde a, bunu a, yapmıştır bolşevikler bunu yapmıştır Sovyetler 1917 senesi bütün Kırım Tatar Türklerinin münevverlerini, alim ilim il, ilim adamlarını, a hepsini toplayarak kurşuna dizdiler ve Sovyetler Katletti. Nitekim 1944 senesi artık Kırım'ı tamamen Kırım Tatarlardan boşaltmak ıı, için ve Kırım Tatarlardan arındırmak ıı, için onları Kırım'dan sürgün etti Sovyetler. ilkel koşullarda ve böyle ıı, vagonlarda Orta Asya ve Söylediğim gibi özel yerleşim politikası 1956 senesine kadar devam etti ve Orta Asya, Sibirya, Ural'a sürgün edilen Kırım Tatarlarının çoğu bir bölgeden başka bölgeye gitme imkanları yoktu. Sadece 1967 senesi bu alınan karar Kırım Tatar Türklerinin evine yani Kırım'a dönme yasağı olan karar kaldırılmıştı ve 1970'ten başlayarak Kırım Tatar Türkleri böyle yavaş yavaş kırma, geri dönmeye başladılar ki Orta Asya'da bütün Kırım Tatar Türkleri bir gün evine dönme hayaliyle yaşıyordu. Benim babam mesela anlatıyordu onun ailesinde her zaman babası yani benim babaannem, annesi yani benim babaannem her zaman Kırım Tatar Türkçesinde konuşması lazım olduğunu, Kırım'ın onların vatanı olduğunu her zaman benim babama söylüyorlardı. Babam genç çocuktu. Özbekistan'da doğdu ve benim babam Kırım'a döndüğünde 25 yaşındaydı. Vatanına geri döndüğünde 25 yaşındaydı. Bundan önce Kırım'ı görmemişti hiçbir zaman Orta Asya'da doğduğu yüzünden. İşte benim babam Kırım'a 1975 senesi döndü. Orada ev satın aldı. Sonra kendi babasını kendi ailesini Özbekistan'dan Kırım'a genç bir erkek olarak geçirdi. Böyle büyük bir geri dönme kampanyasıysa Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu'nun liderliğindeki bundan önce Sovyetlerle her zaman çatışmış. Onlarca defa onu hapishaneye atmış. 15 sene Sovyet hapishanelerinde geçirmiş Mustafa Abdülcemil Kırmoğlu. Kırım Tatarları vatanına geri dönme hakkını geri almaları için ve böyle büyük bir kapsamlı geri dönme kampanyası 1990. seneleri başlamıştı değerli arkadaşlar. Ve 90. seneleri Kırım Tatarları evlerine geri dönmeye kapsamlı bir şekilde başladılar. 1990 bir senesi Sovyetler Birliği daldıktan ve Ukrayna kendi bağımsızlığını ilan ettikten sonra Kırım Tatarlarına biraz daha kolay olmaya başladı ve biz artık Noman Çilibicihan'ın bize miras bıraktığı ikinci kurultayımızı kura bildik 1991 senesi. Tabi Ukrayna'da o zaman bir post Sovyet ülkesi olarak ve hala Rusya'nın Sovyetlerin güdümü altında olan bir devlet olarak bize bazı sorunlar yaratıyordu. Haklarımızı tanımıyordu 2014 senesine kadar. Haklarımızı tanımıyordu. Biz bu mitinglere çıkarak her zaman, her zaman haklarımızı geri talep ediyorduk. Haklarımızın yerine getirilmesini talep ediyorduk ve Bunlar her zaman bu şekilde Kırım'da mitingler yaparak evlerimizi geri alma hareketleri devam ediyordu. Ben o dönem artık 95 senesi özgür bir Ukrayna'da bağımsız bir devlete devlette a, doğdum ve bu Kırım Tatar Türklerin yani benim milletimin kendi vatanının asıl sahipleri gerçek sahipleri oldukları ve kendi haklarını yeniden kazanma çabalarını her zaman görmüş ve takip etmişimdir. Ama ne yazık ki 2014 senesine kadar Ukrayna'da bağımsız bir devlet a, tamamen bağımsız bir devlet olmamış. Tamamen Rusya'nın güdümünde olan bir ülkeydi ve ne yazık ki Kırım Tatar Türklerine hakları tanıması ve asıl düşmanları Kırım Tatar Türklerinin değil de Moskova olduklarını anlamaları için Kırım'ın işgal edilmesi gerekti. 2014 senesi Kırım işgal edildikten sonra Ukrayna bağımsız, gerçek bağımsızlığını kazanmaya başladı ve bu, bu hadislerden önce Rus güdümünde olan ve Rusya için çalışan bütün politikacılar zaten Rusya'ya kaçmıştı ve Rusya'nın nitekim Kırım'ı işgal ettikten sonra Ukrayna'ya büyük çarpı savaş başlattı. 2 sene önce, 2022 senesi 24 Şubat'ta a, artık bir buçuk yıldır savaş devam ediyor. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Kırım Tatar Türklerinin sürgünlüğü Kırım'dan Bugün bile devam ediyor. Sadece formatı biraz değişti. Eğer ki 1944 senesi bizi vagonlara yükleyerek Kırım'dan sürgün et, e, e, ettiler, bugün ise durum daha farklı. Bugün bizi Kırım'ı terk etmeye zorluyorlar. Yani bunu zorlu bir şekilde bizlere yaptırıyorlar. Nasıl? Mesela baskılar baskılar ve her zaman bizi suçlamalar çeşitli yani bu dünyada olabilecek bütün günahlardan Kırım Tatarlarını suçluyorlar ve esassız davalar açarak Kırım Tatar Türklerini bir söz söylesiler çünkü Kırım Tatar Türkleri 2014 senesi Kırım işgaline karşı harekette bulunmuşlardı ve Rusya bunu hatırlıyor bizim Rusya'ya bugün keder eden Kırım'da yegane güç olduğumuzu ve Rusya'ya karşı olan yegane güç olduğumuzu anlattıkları yüzünden anladıkları yüzünden halkımızı korkutma politikası ıı, devam ediyor. Ve bu yüzden birçok başka işte faal vatandaşlarımız, faal simetleşlerimiz, faal ıı, Kırım Tatar Türkleri üzerinden bütün halkı korkutmaya çalışıyorlar. Nasıl mesela Nariman Celal, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı'nın yardımcısı, Kırım Tatar halkının sadık evlatlarından biridir kendisi ve bütün ömrünü, bütün gençliğini Kırım Tatar Milli Hareketi'ne feda etmiş bir ıı, kişi. Bugüne kadar kadar kime sorarsınız ya yani Kırım'da onu herkes çok seviyor ve çok gerçekten edepli gerçekten çok sadık ve çok ıı merhametli bir insan. Onu Rusya terörizmde suçlayarak hapishaneye atıyor ve tabii ki de sade vatandaşlar işte Nariman'a bunu yaptıkları, Nariman çünkü bütün dünyada bilinen bir Kırım Tatar Türküdür. Nariman'a bile bunu yaptılarsa bize ne yapmazlar diye işte bu şekilde korkutmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar 9 yıl işgal boyunca yüzlerce Kırım Tatar Türkü hapishaneye katıl, bırakılmış. Büyük cezalara a, mahkum bırakılmış. Aynı zamanda yüzlerce Kırım-Tatar Türk'ü kayıplara a, karışmış. Ve ne yazık ki bu baskılar ha bugüne kadar devam ediyor. Ve Kırım-Tatar Türklerinin bir kısmı yarım adayı terk etmek zorunda a, bırakılıyor. Bu da sürgünlüğün bir hibrit formatıdır. Sonra Büyük Çarpı Savaş başladıktan sonra Rusya biliyorsunuz Kırım'da seferberlik Kırım'da ve birçok başka bölgelerde seferberlik ilan etti. Bu yüzden işte bu seferberlik kapsamında daha çok Kırım Tatar Türklerini orduya almaya çalışıyor. Ve bu her seçenekte Rusya için kazançlı bir durum. Neden? Çünkü eğer ki bir Kırım Tatar Türkü orduya katılmak ve Rusya tarafından savaşmak istemiyorsa ki halkın %99'u böyle fikirde you, istemiyorsa gitmiyorsa onu işte ordudan kaçtığı yüzünden hapishaneye atacaklar. Orduya çağırdıktan sonra e, bir Kırım Tatar Türk'ü orduya gitmek istiyorsa Kırım'ı terk etmek e, durumda orduya giderse bile Ukrayna'da öldürülecektir veya esir düşecektir. Yani üç seçenekte de Rusya kazançlı duruma düşüyor ve bu yüzden Kırım Tatar Türkleri e, işte Rus saflarında ölmek istemedikleri, Rusya tarafında savaşmak istemedikleri ve aynı Aynı zamanda da orduya katılmadıkları için, hapishaneye düşmek istemedikleri için başka bölgelere göç etmek zorunda kalıyorlar. Ve Rusya için bu ne yazık ki böyle üç seçenekte de kazançlı bir durum. Ama Kırım Tatar Türkleri için ne yazık ki çok feci bir durum. Çünkü Kırım'da zaten bizim nüfusumuz şu an daha da azaldı. Neden? Çünkü Rusya demografik yapıyı değiştirme politikasını devam ediyor. Özellikle Kırım'ı işgal ettikten sonra bugüne kadar yaklaşık, yaklaşık yarım milyon kişiyi kendi topraklarından Kırım'a getirdi. Böylece Kırım'ın demografik yapısını değiştiriyor ve Kırım Tatar nüfusunun yüzde işte faizini düşürüyor. Bu insanlık suçudur demografik yapıyı değiştirme. Ama Rusya'yı insanlık suçuymuş, uluslararası hukukmuş falan filan bunlar ilgilendirmiyor. Onun amacı işgal etmek, asimile etmek, bir halkı yok etmek ve sadece bir toprağı ve askeri üs olarak kullanacak bir toprağı ele, ele geçirmek. Ama bizim için Kırım bu sadece bir toprak değil, bu sadece bir Karadeniz değil, bu sadece bir ormanlar ne bileyim kayalar ne bileyim nehirler dağlar değil. Bizim için Kırım bu yurttur. Bu evdir. Biz orada gelişmişiz. Bizim atalarımız orada kendi kanını o topraklar için dökmüş. Benim atalarımın kemikleri o toprakta gömülmüş. Biz orada halk olarak gelişmişiz. Bizim için Kırım bu sadece bir toprak değil. Bizim için Kırım bu evdir, bu yurttur, bu ana vatandır. Ama Rusya için Kırım bu sadece bir toprak ve bir askeri üs, stratejik bir haritada stratejik bir bölge. O yüzden arkadaşlar bizim davamız vatandır. Bizim davamız bu yurttur ve benim hayalim var. Ben Kırım'a dönmeyi çok istiyorum. Çünkü 2014 senesinden sonra, Kırım işgal edildikten sonra bağımsız gazeteciler ben gibi bağımsız gazeteciler Kırım'ı terk etmek zorunda kaldılar. Çünkü eğer ki Kırım'da kalıp şimdi bu söylediklerimi söyleseydim ya şimdi ölmüş olurdum ya kayıplara karışmış olurdum ya, ya da 30 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve şu an hapishanede uh, olurdum. O yüzden ben bir gazeteci olarak özellikle Kırım'ın e, Kırımı anlatan ve Kırım'da yapılan bu zulümleri anlatan bir gazeteci olarak daha çok faydalı olacağım işleri yapıyorum ve daha çok faydalı olan bir bölgede bunları yapıyorum. Yani benim için önemli olan Kırım'ın sesini ve Kırım'da yapılan bu zulümleri e, duyurmaktır ve ben elimden geldiğince bunu e, yapıyorum. Ve bu yüzden benim gibi e, gazeteciler, benim gibi siyasiler yani Kırım Tatar halkının bekası, refahı Kırım Tatar halk halkının geleceğini düşünen ve bunun için hareket eden işte faal insanlar yaramadayı terk etmek zorunda kaldılar ve her birimiz bugün sürgünlü, sürgündeyiz. Ben mesela Kiev'de yaşıyorum ve Kiev'de kendimi sürgünde hissediyorum. Çünkü benim ana vatanım bu Kırım. Benim evim bu Kırım. Ve ben ümit ediyorum ki bir gün bu savaş bitecek ve Ukrayna bu savaştan zaferle çıkacak. Kırım işgalden kurtarılacak. Ukrayna Kırım Tatar Türklerine haklarını tanıyacak ve K Ukrayna erkanında Ukrayna çerçevesinde bir Kırım Tatar özel cumhuriyeti kurulacaktır. Ve ben anneme arayıp diyeceğim ki anne artık Kırım özgür eve dönüyorum. Bu benim en büyük hayalim. Ölürsem de Kırım'da defnedilmemi isterim. Kırım'da, başka hiçbir yerde değil. Evimde. Bu benim bu hayattaki en büyük arzumdur. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten bugün sizlerle yayında yaklaşık ben 30 dakika diye planlamıştım ama konu çok derin. Ve ne yazık ki çok zaman gerektiriyor. Burada sizden gelen mesajları uh, okuyorum. Gülsüm Hanım, dünyada bir tek Türk kalsa dahi töresini korur. Töre olduğu sürece her zaman umut vardır. Kırımlı Tatar kardeşlerimizin özgürlüğe kavuşacağı zaman yakındır. Amin. Önce Türkiye'mizin içerisindeki işgali bitirdik. Ardından Türk ve İslam dünyası üzerindeki işgali ve mutlaka bitireceğiz. Türkiye yüzyılı söyleme asla boşuna değildir. Evet, çok haklısınız. Birinci Dünya Savaşı'nda Yunanlıların yaptığı zulüm ve soykırım Stalin'in milyonlarca Türkiye karşı yapılan kötü muamele ve soykırım hocalık katliamı niye dünyaya anlatmıyorsunuz? Aslında Fatih Bey bu doğru değil. Ben çünkü bunları anlatıyorum. Stalin'in özellikle hocalık katliamı ile ilgili benim hatta YouTube kanalımda da ayrı bir video var. Eğer açık bakarsınız göreceksiniz. Ben zaten bütün Türk dünyasında bütün Türk kardeşlerimize yapılan soykırımları, yapılan katliamları, yapılan zulümleri elimden geldiğince ve benim gibi çalışan gazetecilerle beraber yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani yeterli değilse de özür dilerim elimizden geldiğince ama inşallah bir gün gelecek ve İsmail Gazprinski'nin tilde işte fikirde birlik sloganıyla bütün bu Türk dünyasında olan özgür ruhlu gazetecileri birleşerek Türk dünyası için büyük işler yapacağız. İnşallah o günleri göreceğiz. Biz kendi milletimizi anlatmıyoruz. Dünyaya nasıl anlatacaksın diyor. ABD bürokratları Kırım'ın askeri yolla müdahalesi planlar Rusya'yı çok fazla kışkırtacağı kıskırt, endişesiyle karşı çıkıyor. Rusya'da Kırım'ı diplomasiyle asla vermez. Ukrayna ABD'yi e, dinlememeli. Ukrayna zaten ABD'yi dinlemiyor ve eğer ki 2020, e, 2022 senesine kadar Kırım'ı diplomatik yolla işgalden kurtarma politikasını izliyorsa Ukrayna bugün artık biraz farklı ve eğer ki askeri yol gerekiyorsa askeri yollara da başvuracağız diye diyor Ukrayna e, yönetimi. O yüzden arkadaşlar bu artık e, bu şekilde Ukrayna sadece karar verecek hangi ve nasıl bir şekilde Kırım'ı işgalden kurtaracak. Ama Kırım'ın işgalden kurtarılığı bu olacaktır. Biz buna İnanıyoruz. Yaşasın Türk dünyası işbirliği teşkilatı. Yaşasın Kırım Türklerindir. Unutmadık sizleri. Çok teşekkür e, ediyorum. Ha ve burada Rus troller de gelmiş görüyorum. <laughs> Rus troller gelmişse, bizi trollüyorsa demek ki gerçekten doğru işler yapıyoruz. Bu bizim doğru işler yaptığımızın göstergesidir. Sorum sizi hedef alma amacıyla değil de genel genel anlamda ele aldım. Yanlış anlaşıldıysa kusura bakmayın. Estağfurullah, hayır, hayır yanlış anlamadım. Ben sadece elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Ama teşekkür ederim. Gerçekten biliyorum arkadaşlar yeterli değil. Türk dünyası için daha çok işler yap yapmamız lazım daha birleşmemiz lazım daha çok büyük daha büyük işler yapmamız lazım ve e, elimizden geldiğince bunları hayata geçireceğiz. Kardeşim Allah yar ve yardımcın olsun inşallah. Umarım bir gün hayallerine kavuşursun Murat Türk. Çok teşekkür ederim. Amin. Arkadaşlar ben ne yazık ki bu yayını bitirmek zorundayım. Çünkü bu yayından sonra benim daha bir e, yayınım var. Sürgünlükle ilgili başka yayınlarımızı da e, yapacağız. Çünkü ben burada Ukrayna'da da sunucu olarak çalışıyorum biliyorsunuz ve başka kanallarda da e, faaliyet e, göstermekteyim. Ama yarın saat 21'de. E, Her zaman zaman olduğu gibi YouTube kanalımda görüşmek üzere ve siz sizlerle beraber YouTube kanalımda Ukrayna'da genel durumu, işgal edilmiş Kırım'da genel durumu, özellikle Bahmut yönünde ve Ukrayna taarruzunu konuşacağız. O yüzden e benimle olmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Like atmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve elinizden geldiğince kanalımı yakınlarınıza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza tavsiye etmeyi, e, göstermeyi ve onların da abone olmasını rica etmenizi istiyorum. Kanalıma destek vermek isteyenler Patreon sayfama abone olabilir, beğeni atabilir, bildirimleri atabilir. Bunlar benim için gerçekten çok e, önemlidir. Ümit ediyorum ki bir gün bu Kanal büyüyecek ve bütün Türk dünyasına hitap edecek hale e, gelecektir ve bunları ben sadece sizin yardımınızla yapabilirim. Benim yanımda olduğunuz ve kanalıma abone olduğunuz beni izlediğiniz için herkese çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.